Merhaba değerli izleyiciler. Bugün bilgi, enerji ve fizik yasaları arasındaki bağlantıdan bahsedeceğiz. Bilgi, bir dosyayı sildiğimizde, bir kitabı yaktığımızda ya da bir anıyı unuttuğumuzda gerçekten yok olur mu? Bugün bilgi ve fizik yasaları arasındaki şaşırtıcı bağlantıyı keşfedeceğiz. Fiziğin en temel yasalarından biri olan termodinamiğin ikinci yasası, bilgi işleminin aslında enerjiyle ne kadar yakından ilişkili olduğunu söylüyor. Peki bilginin fiziksel bir bedeli var mı? Bir bitlik bilgiyi silmenin bile bir enerji maliyeti olabileceğini duymuş muydunuz? İşte Landauer ilkesi bilgi ve entropi arasındaki bu derin bağlantıyı ortaya koyuyor. Bu sadece klasik bilgisayarları anlamamıza yardımcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda evrenin doğasını, kara delikleri, kuantum fiziğini ve hatta zamanın yönünü anlamamıza da kapı aralıyor. Her şeyin zamanla düzensizleştiğini fark ettiniz mi? Bir bardağı yere düşürdüğünüzde kırılır. Ama kırık parçalar kendiliğinden bir araya gelmez. Sıcak bir fincan kahve soğur ama kendiliğinden ısınmaz. Bu gözlemler termodinamiğin ikinci yasasının doğal sonuçlarıdır. Kapalı bir sistemde entropi asla azalmaz. Her zaman artar veya sabit kalır. Burada entropi kavramını açalım. Entropi bir sistemdeki düzensizliğin ölçüsü. Bir sistemin ne kadar çok olası mikro hali varsa entropisi de o kadar büyüktür. Örneğin bir odada hava moleküllerinin hepsi bir köşeye toplanabilir mi? Teorik olarak evet ama olasılığı o kadar düşük ki evrenin ömrü boyunca bile gözlemlemek. Termodinamiğin ikinci yasası sadece enerji ile ilgili değil, aynı zamanda bilgiyle de ilgilidir. İşte burada Landauer ilkesi devreye giriyor. 1961'de fizikçi Rolf Landauer devrim niteliğinde bir fikir ortaya attı. Bir bitlik bilgiyi silmek çevreye en az kT elen 2 kadarlık bir enerjiye. Peki bu ne anlama geliyordu? Buradaki K, Boltzmann sabiti yani enerji ile sıcaklığı ilişkilendiren temel fiziksel sabit, T sıcaklık. Başka bir deyişle bilginin kaybolmadığını bize söylüyordu. Eğer bir veriyi yok ediyorsanız aslında onu enerjiye çeviriyorsunuz demektir. Ve ısı olarak çevreye yayıyorsunuz. Örneğin bir bilgisayarda dosya sildiğinizde aslında veriler tamamen yok olmuyor. Bilginin fiziksel temsili değişiyor ve bunun sonucunda ısı açığa çıkıyor. Bu yüzden bilgisayarınızın işlemcisi ısınıyor. Peki neden? Çünkü bilgiyi saklamak bir sistemin belirli bir düzen içinde kalmasını gerektirir. Bir bit bilgi silindiğinde bu düzen kaybolur ve termodinamiğin ikinci yasası gereği bu düzensizliğin bedeli entropi artışı olarak ödenir. 19. yüzyılda James Clerk Maxwell ikinci yasa ile ilgili büyük bir bilmece ortaya attı. Hayali bir varlık Maxwell'in cini küçük bir kabının başında durarak hızlı molekülleri bir tarafa, yavaş molekülleri diğer tarafa geçirirse ne olur? Sonuç bir tarafa sıcak gaz, diğer tarafa soğuk gaz birikir. Böylece ısı enerjisi kendiliğinden işe dönüşebilir gibi görünür. Ama bu termodinamiğin ikinci yasasına aykırıdır. Peki burada çözüm olarak ne oluyor? Landauer'in ilkesi devreye giriyor. Cin molekülleri ayırt etmek için bir hafıza kullanmalı ve bu hafızayı ara sıra sıfırlamalıdır. Bilginin sıfırlanması ise enerji tüketir. Yani Maxwell'in cini sonsuza kadar çalışamaz. Çünkü hafıza silme işlemi entropiyi arttırır ve sonuçta sistemi tamamen enerji tüketen bir hale getirir. Özetle bilginin yönetimi enerji gerektirir. Ancak burada bir problem var. Landauer'in prensibi termodinamik açıdan tutarlılığı sorgulanabilir. Bu prensibin türetilme sürecinde kullanılan varsayımların hatalı olabileceği öne sürülebilir. Landauer prensibi bir bitlik bilginin silinmesi sırasında çevreye en az kT elen 2'lik bir entropi yayılması gerektiğini savunur. Ancak bu prensibin temellendiği bazı varsayımlar yanlış veya eksiktir ve prensibin genel geçerliliği sorgulanmaktadır. Özellikle şu noktalara odaklanabiliriz. Landauer'in prensibinin mevcut kanıtlarının çoğu faz uzayının sıkışması gerektiği veya termodinamik entropinin olasılıksal belirsizlikten türediği gibi belirli ön kabullere dayanır. Ancak bu ön kabullerin doğru olmadığı ortaya çıkarılmıştır. Faz uzayı sıkışması varsayımında bir belleği sıfırlamak, sistemin erişilebilir faz uzayını, yani sistemin alabileceği olası durumları zorunlu olarak küçültmelidir. Ancak bu noktada sıkıştırmanın termodinamik olarak kaçınılmaz olmadığı ve tersinir süreçlerle bilgi silmenin mümkün olabileceği de öne sürülebilir. Bazı kanıtlar rastgele verinin olasılıksal belirsizliği ile termodinamik entropiyi doğrudan ilişkilendirir. Yani bir bitlik veri eşit olasılıkla 0 veya 1 olabilir ve bu belirsizliğin entropi anlamına geldiği iddia edilir.
Bu bilginin teorik entropinin Shannon entropisi olarak geçer, doğrudan termodinamik entropiye çevrilemeyeceğini ve bu yüzden Landauer prensibinin dayandığı temel argümanın geçersiz olabileceğini savunabiliriz. Ayrıca modern termodinamik hesaplama teorisinin bazı süreçleri göz ardı edilmektedir ve özellikle termal dalgalanmalar yeterince dikkate alınmamıştır. Burada özellikle moleküler ölçeklerde çalışan sistemlerde sistem belirli rastgele termal hareketlere maruz kalır. Landauer prensibinin kanıtları genellikle büyük ölçekli ortalama değerler üzerinden çalışan sistemlere dayandığından tek molekül seviyesinde geçerliliği sorgulanmalıdır. Ve bu prensip genellikle Maxwell'in cininin termodinamik yasaları ihlal edemeyeceğini kanıtlamak için kullanılır. Ancak burada mevcut teorik çerçevenin Landauer prensibini içerecek şekilde kendi içinde çelişkili sonuçlara yol açabileceği de savunulmuştur. Ve bunun yerine daha tutarlı bir açıklamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Tek moleküllü gazlar üzerinde yapılan bazı teorik çalışmaların termal dalgalanmalar nedeniyle başarısız olduğu gösterilmiştir. Tersinir ölçüm ve sıkıştırma süreçleri moleküler seviyede aşırı hassastır ve rastgele termal hareketler nedeniyle pratik olarak imkansız hale gelir. Bir molekülü içeren sistemler ortalama istatistiksel mekanik yasalarına değil, bireysel moleküler dinamiklere tabi olduğundan entropinin zorunlu olarak artacağını varsaymak hatalı olabilir. Landauer'in enerji maliyeti iddiası büyük ölçekli sistemlere dayanmasına rağmen moleküler ölçekte geçerli değildir. Ayrıca Landauer'in prensibinin termodinamik süreçlerle ilişkilendirilme biçimi hatalar içerir ve bilgi teorisi yanlış yorumlanmaktadır. Bilgi işleminin doğasında enerji harcama zorunluluğu olup olmadığı konusunda kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Landauer'in prensibi yalnızca belirli sistemlerde geçerlidir, ancak genel bir yasa olarak kabul edilemez. Burada Landauer prensibinin hala tam anlamıyla ispatlanmış bir fiziksel yasa olmadığı ve mevcut teorik sistemlerde bazı çelişkiler yarattığı da belirtilebilir. Eğer çelişkiler doğruysa bilgi silmek termodinamik olarak kaçınılmaz bir enerji bedeli olmayabilir. Bu tartışmalar bilgi ve enerji arasındaki ilişkiyi anlamamız açısından çok kritik olup özellikle kuantum hesaplama, entropi ve kara delik bilgi paradoksu gibi konularla doğrudan ilişkilidir. Peki bu fikirler evrenin en büyük gizemlerinden biriyle nasıl bağlantılıdır? Stephen Hawking, kara deliklerin Hawking radyasyonu yayarak kütle kaybettiğini ve sonunda yok olabileceğini öne sürdü. Ama bu büyük bir sorun yaratıyor. Bilgi kayboluyor gibi görünmektedir. Ancak kuantum mekaniği bilginin tamamen yok olmayacağını söylüyor. İşte burada Landauer ilkesi devreye giriyor. Eğer bir kara delik bilgi içeriyorsa, yok olması bu bilgiyi tamamen yok edemez. Bilginin bir şekilde korunması gerekir. Günümüzde fizikçiler bilginin kara delikten bir şekilde kaçabileceğini öne sürüyor. Bu teori kuantum mekaniği ile genel görelilik arasındaki en büyük çatışmalardan birini çözebilir. Bugün bir bit bilgiyi silmenin bile enerjiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve buna karşı geliştirilen karşı argümanları gördük. Bu bağlamda çıkardığımız sonuçlar termodinamik ikinci yasası bilgiyle derinden bağlantılıdır. Landauer ilkesi bilgi silmenin enerji gerektirdiğini gösterir. Maxwell'in cini paradoksu bilgi ve entropi arasındaki ilişkiyle çözülmüştür. Bilgi gerçekten yok olabilir mi? Yoksa sadece bir forma mı dönüşüyor? Yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka yazın. Bilim dolu yeni videolar için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.